Arkadaşlar bugün konumuz 1.51 güncel mesele alakalı olacak. Aynı şekilde sizlerle birlikte bugün gümrük kapılarını konuşacağız ve biliyorsunuz ki güncelmenin gelme tarihi hemen hemen yaklaştık diyebiliriz. Hem tarihi konuşacağız hem de gümrük kapılarının detaylarını sizlerle birlikte açıkçası netleştireceğiz. Yani şunu söyleyebilirim ki açıkçası kıta kıta mı gelecek vesaire hepsini detaylı şekilde videoda anlatacağım. Ama onun öncesinde bir duyurum var ve biliyorsunuz ki 5.000 aboneye adım adım ilerliyoruz. Eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz de sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Bombayı patlatıyorum. 5000 abone olur olmaz güzel bir multiplayer çekilişi gerçekleştireceğiz ve toplam 3 kişiye multiplayer hediye edeceğiz. Bu süreçte yapmanız gereken de sadece kanalıma abone olup videolarıma like atmak olacaktır. Aynı şekilde varsa yedek hesaplarınız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evdeki cihazlardan da kendi şansınızı arttırabilirsiniz. Tabii ki de bu çekilişimiz bunlarla birlikte bitmeyecek. Aynı şekilde benimle birlikte oyunlar oynama şansı ve birbirinden güzel skin paketleri kaplamaları hediye olarak sizlere gönderecektir. Yapmanız gereken sadece abone olmak bu süreçte İsterseniz videomuza geçelim. Cidden sabırsızlanıyorum. Evet hemen videomuza geçiyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün seferin Manisa Denizi sefer olacak. Uzun zamandan beri Ege Seferi gerçekleştirmiyordum. Umarım şimdiden videoyu beğenmişsiniz diyorum ve sizlerden bu videoyu artık 200 like bekliyorum. İsterseniz hiç uzatmadan güncelleme videomuza geçelim. Ve biliyorsunuz ki neredeyse güncellemenin gelmemem süreci 45 günü buldu. Yani şunu söyleyebilirim ki eğer 50 günü bulursa cidden güncellemeler tamamıyla aksiyo demektir. Peki buna biz mi karar veriyoruz? Tabii ki de hayır ama e, takipçilere bakarsak herkes 1 5 bir güncellemesi için sabırsızlanıyor. Yani şunu söyleyebilirim ki evet her şey şu an 1 5 -1 e bağlı. Yeah. <laughs> Umutlar da 151'den yüksek. Peki 151'de neler gelebilir? Evet herkesin beklediği konu bu. Yeni bir otobüs 151'de bekliyoruz. Bu otobüsleri ben hepsini önceki videolarımda sıralamıştım biliyorsunuz ki. Oradan bakabilirsiniz. Birçok otobüsü var. Ama aralarında gelmesi en yüksek otobüsleri sizler için derledim önceki videolarımda. Bununla birlikte yeni yollar tabii ki de bekliyoruz. Aynı şekilde yeni yollardan kastım. Biraz daha alışık olmadığımız yollar. Örnek vermek otobandan çıktık. Farklı bir yola girdik. Tabii ki de bu tarz. Çünkü her ili özel bir yol gelmeyecek. Bunu Zux Game kendisi paylaştı biliyorsunuz kendi sayfalarında. Bununla birlikte arkadaşlar yeni köy yolları vesaire bunları tabii ki de bekliyoruz. Evet şu an yağmur yağdı. Tam da kar moduna geçiş yapacaktık ki üzerine dek geldi yağmurumuz. Ee, kar modu şu anlık belli değil. Yani kış modu olarak da gelebilir oyuna. Her şey şu anlık karışık. Şu an bakarsak evet oyunda yaz vesaire kış hiçbir şey belli değil. Ama eğer böyle bir mod gelirse tamamıyla kış modu oyuna eklenmesi yüksek. Çünkü biliyorsunuz ki hava değişimleri oyunda cidden muhteşem. Bununla birlikte üzerinde çalışılmış olabilir hatta kar modunda. Yani şunu söyleyebilirim ki yakın zamanda böyle bir güncelleme gelirse cidden şaşırmayın diyorum sizlere. Peki gümrük kapılarına gelecek olursak da biliyorsunuz ki gümrük kapıları bir ara gelecekti. Hatta iptal oldu. Zux bir ara duyurmuştu bizlere biliyorsunuz ki. Yurt dışına sefer imkansız gibi duruyor oyunda. Ama bakarsak biz Avrupa kıtasında yaşıyoruz vesaire. Yani şunu söyleyebilirim ki evet sadece bulunduğumuz kıtalara gidebiliriz. Bu tamamıyla mantıklı bir seçenek. Hatta birçok oyunda da böyle bir seçenek mevcut. Yani şu anlık Türkiye Avrupa kıtasında bulunuyor. Hem Asya hem Avrupa. Yani şunu söyleyebilirim ki evet Çin taraflarına vesaire gidebilir miyiz? Evet gitmemiz olağanüstü. Çünkü bakarsak kıtalar birbirine birleşik. Açıkçası bununla birlikte örnek veriyorum Almanya, Hollanda, Portekiz gibi ülkelere de gidebiliriz çünkü hepsi Avrupa kıtasında bulunuyor. Yani bu da demek oluyor ki eğer bir kıta gelirse Avrupa ya da Asya kıtalarının gelme ihtimali yüksek altını çizerim. Amerika vesaire bu kıtalara gitmek bence imkansız gibi durmuyor çünkü vapur vesaire bu seferler yapılabilir. Açıkçası bakarsak örnek veriyorum ki bir deniz kıyısına yaklaşık oradan bir vapura bindik, ardından ekran karardı, 2 dakika sonra da Amerika'ya iniş yaptık. Bu tarz bir gösterge bizleri karşılayabilir. Cidden muhteşem olur yani bu anlattığım şey oyuna eklenirse. Bunlar tabii ki imkansız mı? Tabii ki de imkansız değil. Çünkü yabancı otobüs oyunlarına bakarsak arkadaşlar bunların hepsi mevcut. Yani bu oyunun yabancı oyunlardan ne farkı var derseniz hiçbir fark yok. Hatta onlardan daha da üstün diyebilirim. Tabii ki elinden gelince size doğru bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Ama bakarsak da bunları hem sizler istiyorsunuz hem de bizler burada sizlere sunuyoruz. Aynı şekilde inşallah yapımcılar bizi duyar ve bu tarz özellikler oyuna eklerler. Otobüs modifiyesini gelecek olursak da en sonki korna seçeneği biliyorsunuz ki hiçbirimizi mutlu etmemişti. Peki neden mutlu etmedi? Çünkü oyunda farklı bir korna eklenmedi biliyorsunuz ki. Hepsi aynı kornalar sadece farklı farklı seçeneklerle hem de parayla sunuldu. Yani ücretsiz olsa biraz daha iyi olabilirdi evet ama parayla sunulduğu için şunu söyleyebilirim ki bence biraz mutsuz etti bizleri. Yeni kornalar eklenir mi? Ben yeni kornaların eklenmesini bekliyorum. Çünkü Baktığınız zaman yeni konular oyuna renk katacaktır ve daha havalı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Selektör vesaire özellikler oyuna eklenmişti biliyorsunuz ki. Bunların işlevinin de olmasını ben oyunda beklerim. Çünkü otobüse veya önümüzdeki bir aracı selektör yaptığımız zaman hiçbir şekilde tepkime vermiyor. Bence saçma bir durum ama bakılacak olursa tabii ki de bu bir oyun. Ama bunun da biraz daha geliştirilmesini beklersek daha da muhteşem olabilir. Ee, biliyorsunuz ki birçok cihaz kaldırmıyor bununla birlikte. Zuxgame'de takipçi kaybetmemek için elinden geldiğince Küçük küçük güncellemeler oyun eklemeye çalışıyor. Yani şunu diyebilirim ki sadece zamana bırakın arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki ilerleyen zamanlarda cihazlar daha da gelişecektir. Cihazlar geliştikçe de oyunlar rengini renk katmaya devam edecektir. Yani bu da demek oluyor ki oyunlar daha da güçlü bir hale gelecek. Ve arkadaşlar 1.5.1'den yeni bir otobüs, yeni yollar ve yeni ülke terminalleri bekliyoruz. Bununla birlikte başka bir şey bekliyor muyuz? Şu an 1.5.1'den. Ee, bu anlatacağım özellikleri beklemiyoruz. Çünkü hepsi bir anda gelemez biliyorsunuz. Hepsi parça parça gelecekti oyuna. Yani gümrük kapıları bir sonraki güncellemelerde kalabilir. Hatta Zooks Game bizi de şaşırtıp bu güncellemede de getirebilir. Ama şu anlık diyeceğim o ki 151'de yeni bir otobüs bekliyoruz. Çünkü 150 bizlere hayal kırıklığına uğrattı. Umarım 151'de bizlere hayal kırıklığına uğratmaz diyorum ve video burada bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hepinize görüşmek dileğiyle. Yeah!